Herkese merhabalar. Möller'le Pedagoji Sohbetleri'nde bu hafta çok güzel karlı bir İstanbul silüetinde sizlerle birlikteyiz. Önemli bir konuyu da konuşalım. Ergenlik dönemi karlı olmasın diye neler yapmak gerekiyor? Aslında bizim için de bir ergenlik haftası gibi olmuş oldu. Pek çok yayında bu hafta ergenlik döneminden bahsettim. Ama hiç bahsetmediğim bir kısmından toparlayıcı da olması adına burada sizlerle paylaşmak istiyorum. O da nedir? Ergenlik dönemindeki 3A. Ergen gencin ihtiyaç duyduğu, ailesinden alması gereken, ebeveynler olarak bizim bilmemiz gereken 3A'dan bahsedeceğim. Nedir bu 3A? Bu 3A olmazsa ne olur? Bu 3A, az sonra bahsedeceğim, 3A olmazsa ergenlik döneminin sağlıklı geçmesini açıkçası çok bekleyemiyoruz. Pek çok iletişim kazası, pek çok psikolojik sıkıntı bu 3A'nın eksik bırakılması sebebiyle oluyor. Fazla merak ettirdim değil mi? Şimdi anlatayım. Bu 3A nedir? 1. A, arkadaşlık. Ergenlik dönemindeki gençler arkadaşça bir ilişki isterler, bir iletişim isterler. Ama biz onların ebeveyniyiz, nasıl arkadaş olacağız? Yani arkadaşım olalım, ebeveynliği mi bırakalım? Hayır, tabii ki kurallar ve sınırlar çerçevesinde, disiplin çerçevesinde ebeveyn olmaya devam edeceğiz. Ama onlarla olan ilişkimizde, konuşmamızda, sohbetlerimizde, yaklaşımımızda arkadaşça bir rol oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşça derken neyi kastediyoruz peki? Şöyle bir düşünelim, arkadaşlarımız nasıldır? Bizi yargılamazlar, bizi anlamak için dinlerler, bizi olduğumuz gibi kabul ederler, eleştirmezler. Bizimle olan sohbetleri genellikle bize destek olan bir noktadan ve keyiflidir. Aslında arkadaş ilişkisinin bu özelliğini bir ebeveyn olarak evdeki gençle, evdeki ergenle olan ilişkimize taşımamız da mümkün ve aslında gerekli. Çünkü böyle bir iletişim kurduğumuz zaman ergenlik döneminin kendine has o koza olma hali, o içe dönüş hali yine yaşanır. Ama ergen genç en azından hata yaptığında, bir şeyler ters gidiyor gibi hissettiğinde, belli problemler yaşadığında gelip bizimle paylaşabileceğini bildiği, içerisinde iyi hissettiği arkadaşça bir ilişki ağını kurmuş olur. 1. A'mız arkadaşlık. 2. A, anlayış. Ergenin gelgitlerine, içinde yaşadığı fırtınalara, kendi benliğini inşa etme sürecinde yaşadığı belki sorunsallara, varoluşsal sorunlarına, ben bu hayatta niye varım, ben aslında kimim, ailem dışında, toplumum dışında, bana dayatılanlar, öğretilenler dışında ben kimim, ben aslında neyi hissediyorum? Ergen gencin yaşadığı bütün bu sorunların iç dünyasında oluşturduğu o dalgalı ruh haline anlayış bekler ergen. Bunun da yetişkinler bağlamında en güzel çözümü aslında kişiselleştirmemektir. Ergen genç sizi beğenmeyebilir, bunu cümleleriyle ifade edebilir. Ya nasılsın valla, nasıl bir annesin sen, hiç kitap okumuyorsun, hiç bilgin değilsin, belki siz doktorsunuzdur. Ya da işte senin boyun çok kısa, bak ben daha uzunum, ya da senin bu cümlelerin anlamsız, ben daha doğru biliyorum her şeyi gibi yaklaşımlar ergenlik döneminin aslında beyin değişimine de bağlı olarak gördüğümüz kendiliğini inşa etme sancısından başka bir şey değildir. Burayı hiç üzerimize alınmamıza, ya böyle hani yumurtadan çıkmışsa kabuğunu mu beğenmiyor bu çocuk? Ya da ne oldu, eskiden anneciğim anneciğim diye peşimde dolanırdı, şimdi arkadaşlarımın yanına gelme utanıyorum diyor. Yani beni beğenmiyor mu artık, beni sevmiyor mu? Ya da ne oldu da ilişkimiz bu hale geldi gibi sorular sormamızı gerektirecek hiçbir durum yoktur. Tüm bu bahsettiğimiz özellikler ergenlik döneminin kendi içinde barındırdığı özelliklerdir zaten. 3. A'da ergenlik döneminin en temel duygusal ihtiyacı aidiyet. Yani var olduğu çevreye, var olduğu topluluğa, var olduğu aileye ait hissetmek ister ergen genç. Dışarısı ne kadar fırtınalı olursa olsun, ne kadar böyle kara kış olursa olsun, ne kadar her yeri kar kaplamış olursa olsun, ergen içinde bulunduğu çevrede sıcacık hissetmek ister. Yolunu bulabileceği bir mevsim, bir iklim olsun ister. Hatta yeri geldiğinde ona yol gösterilsin. Ama bu yol gösterilme hali de bak bunu yap, şunu yap diye parmak sallayan nasihatçi bir noktadan değil. Gençten beklenen, kendinden beklenen şeyleri yaşayan bir aile kültürü ister. Eğer biz aile kültürü içinde mesela gayet sağlıklı, güzel bir beslenme düzenimiz varsa, buna ait bir aile kültürü oluşturabildiysek, ergen gelince gidip hamburger yeme, gidip o gazlı içecekleri içme diye çok söylememize gerek yoktur. Çünkü arada bir gider, evet onları da dener belki.
Ama sonra dönüp dolaşıp geldiği noktada bir aile kültürü onu kucaklar, sımsıcak sarar. Ya da bizim elimizde günde bilmem kaç saat böyle uzun süreler boyunca telefonlar, tabletler, televizyonlar yoksa biz boş vakitlerimizi ya da keyifli geçirmek istediğimiz vakitlerimizi çeşitlendirebiliyorsak, günü parçalara bölebiliyorsak, bunu iyi yönetebilen bir yetişkinsek, evet ergen genç beyninde salgılanan o aşırı dopamin nedeniyle hazla yönelecektir. Bilgisayar oyunlarına, arkadaşlarıyla o online chat sohbetlerini, chat odalarını tercih edecektir. Ama dönüp dolaşıp geldiği noktada anne babasından gördüğü o güzel aile kültürü onu sarıp sarmalayacaktır. Dışarıya çok fazla savrulmayacaktır. O zaman evimizde bir ergen varsa bu üç A'yı ihmal etmeyelim. Arkadaşlık, anlayış ve aidiyet. Geri kalan tüm dalgalanmalar aslında ergen gencin kendiliğini oluşturmasından başka bir şey değil. Bu dönemi böyle görmek, böyle okumak mümkün. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Möller's Omega 3 balık yağlarının sunduğu Hatice Kübra Tongar'la pedagoji sohbetleri sona erdi.